Ülkemizde de gördüğünüz araştırmaya göre yurttaş borçla idare ediyor. Borçla idare ettiği yetmiyormuş gibi de ucuzluk kovalıyor. Marketlerde ucuzluk günleri hangisi ise hangi üründe indirim varsa o günü bekliyor, sıraya giriyor ve bunu almaya çalışıyor, edinmeye çalışıyor ve birçoğu da maalesef alamıyorlar. Tıpkı halk ekmek sıralarında olduğu gibi eli boşta döndükleri oluyor yurttaşların. Tabii söz konusu bu araştırmayı gerçekleştiren Sosyopolitik Sağ Araştırmalar Merkezi koordinatörü Sayın Yüksel Genç ile konuşacağız. Sayın Genç, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu bayram günü gerçekten de vakit ayırıp yanımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada bayramınız da kutlu olsun. Az önce söz konusu araştırmanın özetini arkadaşlarımızın hazırladığı haberde gördük ama dilerseniz yurttaşların alışveriş alışkanlıklarında ne gibi değişiklikler oldu? Buradan başlayalım Sayın Genç. Öncelikle ben de sizin ve tüm yurttaşların bayramını kutluyorum. Bayram olmasına karşın ilk defa bir bayramda şu saate kadar çok az çocuk şeker almak için geldi. Bayramın çocuk neşesinde bile bu kadar yoksulluk bağlamıyla sirayet etmesinin üzücü olduğunu altını çizeyim. Bugün en çok dikkatimi çeken şeyi paylaşmadan edemedim doğrusu. Türkiye'de devam eden sürdürülebilir bir yoksulluk süreci içinde olduğumuz artık kapatılamaz bir durumda. İnsanlar hem ekonomik kriz hem yoksullaşma bağlamıyla baş edebilmek için pek çok yöntem deniyorlar kuşkusuz ve bu yöntemlerin ilk başında gelenlerden biri de alışveriş alışkanlıklarını değiştirmekle ilgili olarak gelişiyor. Bu alışveriş alışkanlıkları içerisinde önce insanlar giyimlerinden kısmaya başlıyorlar, giyim almamaya başlıyorlar. Bir yerlerde oturuyorlarsa bir yerlere artık daha sınırlı oturuyorlar ya da oturmamaya başlıyorlar. Arkadaş topluluklarıyla bir yerlerde birlikte vakit geçirmek, eğlenmek gibi süreçlerin giderek zayıfladığını, azaldığını görmeye başlıyoruz. Çünkü buna herkesin kaynağı yetmiyor. Ve aslına bakarsanız sokaklar, eğlence sektörü içerisinde bulunanlar artık bu kriz içerisinde daha sınırlı etkilenen ya da krizin doğal sonucu gibi görünen zenginin daha da zenginleşmesi gibi bir sürecin parçası olanlarla ilgili olarak gelişiyor gibi. Çünkü bu krizle beraber zaten yoksul olan tabanın önemli bir kısmı daha bir dip yoksulluk içerisine dahil olurken orta sınıf da ciddi anlamda yoksullaşmaya ve alım biçimini, yaşam biçimini, maddi hayat biçimini de farklılaştırmaya başladı. Bununla ilgili ilk yaptıkları şey sosyal harcama biçimlerini azaltmak oldu ama şimdi ulaşmış olduğumuz düzlem sosyal yaşam alışkanlıklarını düzenlemek, değiştirmek ya da azaltmak değil. İnsanlar temel ihtiyaçlarını artık azaltmaya, temel ihtiyaçlarını karşılarken hesap yapmaya başladılar. Bizim yaptığımız bu çalışmada örneğin %31'den fazla, %32'ye yakın bir kesim temel ihtiyaçlarını artık erişemediğini, karşılayamadığını söylüyor ama aslına bakarsanız en temel ihtiyaçlar dışında kalan pek çok diğer ihtiyacının da oranını azaltmaya başlayanların sayısı çok daha fazla bizim saha yaptığımız sırada gördük. İnsanlar önce sosyal ilişki ağlarını azalttılar, bunun maddi külfetini azalttılar. Ardından giyim gibi kişisel ihtiyaçlarını ya da grupsal ihtiyaçlarını sınırladılar. Çok mecbur kalmadıkça hastanelere gitmeyenlerin oranı neredeyse her dört kişiden birine inmiş durumda. Hastaneye gidebilen, hastaneye erişebilen oranı, pardon erişemeyenin oranı. Aldıkları beslenme, gıda, barınmaya dair ihtiyaçları büyük oranda azalttılar. Ve %31,5-32'ye yakın bir kesimse artık temel ihtiyaçlarını bile almakta zorlanıyorlar. Ne alıyor insanlar? Önce ellerindeki parayı eğer kiradalarsa kira faturaları ayırıyorlar ki faturaları da artık yatırmakta güçlük çeken, düzenli faturaya yatıramayan yarıya kesim bir kesimle karşı karşıyayız. Kiralar ve faturalardan arta kalan parayla temel bazı besinlerini aç kalmamak üzerine kurgulanmış bazı besinlerini almaya çalışıyorlar. Daha çok temel gıda ürünlerini almaya çalıştıkları ve bunun bir yıl önceye göre çok fazla azalan oranlarda aldıklarını tespit ettik. İşin kötüsü Diyarbakır'da ölçtüğümüz bu durum Türkiye'nin genelinde yaygın ve bazı bölgelerde çok daha kötü bir biçimde gelişiyor. Ve geçmişin temel ihtiyaçları karşılamayla ilgili baş edebilecekleri sosyal ağlar iflas ettiği için bugün onunla baş edemeyip borçlanarak temel ihtiyacını alan bir insan grup, bir toplum kategorisiyle karşı karşıyayız. Aldığı düzenli hane aylık geliri yetmediği için,
çok sınırlı olduğu için, mevcut ekonomik krizi, hayat pahalılığıyla baş edemediği için temel ihtiyacını, günlük beslenme, yaşayabilmesine gereken temel ihtiyacın kendisi için borç alan insanlarla karşılaştık. Örneğin kredi, her 4 kişiden biri kredi kartı krediyle borç alıyor. Evet. İşte yarıya yakın insan son bir yıl içinde borçlanarak temel ihtiyaçlarını karşılamayı bir şekilde karşılamaya çalışıyor. Çok büyük bir yarıdan fazlasını da zaten borçlu olarak, borcu borçla kapatarak devam ettirdikleri bir hayat standardı söz konusu. Bütün bunlardan bakınca Türkiye'deki durumun aslında tipik bir yoksulluk değil, sürdürülebilir, derinleşen ve giderek mutlaklaşma riski yaşayan bir yoksulluk hali olduğunu görüyoruz. Ve Diyarbakır'da zaten bu çok bariz bir biçimde sokakta yüzümüze çarpıyor. Ve Evet. giderek sosyal yaşamın içerisindeki sınıfsal farklar biçiminde uçurumlar oluşarak karşımıza çıkmaya başlıyor. Eskinin desteklenen sosyal yapı ilişkileri bugün olmadığı için zengin olan biraz daha zenginleşmiş görünüyor ki bu çok çok sınırlı bir kesime, çok çok küçük bir kesime ait. Esas olarak da çok hızlı bir biçimde genişleyen bir yoksullaşma pozisyonuyla karşı karşıyayız. Örneğin çocuklarına, evine süt almakta güçlük çeken, hatta uzun süredir süt almayan ailelerle karşılaştık biz bu çalışmada. Çocuklu olup da süt alamayan, yumurta gibi, kahvaltılık malzemeler gibi malzemeleri almakta güçlük çeken, daha ziyadesiyle zeytin yiyen ya da eğer uygunsa, mevsimine göre varsa sebzelerle idare eden, öğünlerini azaltan ailelerle karşılaştık. Öğün atlamaya başladı insanlar. Çalışma esnasındaki gözlem ve sohbetler sırasında rastladığımız geriye çekilme biçiminin halleri bunlar. Sayın Genç'in de sormak istiyorum aslında daha evvel derin yoksulluk ağından isimleri konuk etmiştik. Onlar da yaptıkları araştırmalarda özellikle sizin değindiğiniz noktaya değindiler. Çocuklar temel gıda, proteinli gıdalara ulaşamadıkları için raşitizm başta olmak üzere birçok çocuk hastalığı tekrar yoksul kesimde hortlamış durumda diyorlar. Sizin araştırmanızda da benzeri sonuçlar var mıydı çocuklara ilişkin? Biz özellikle bir çocuk ve sağlık, yoksulluğun çocuk üzerindeki etkisine dair bir araştırma yapmadık. O yüzden ayrıntılı bir veri olmamakla birlikte az önce bahsettiğim temel ihtiyaçların, bir çocuğun gelişim seyrini ilgilendiren temel ihtiyaçların artık alınamadığına dair çok Evet. fazla söylem kuruldu. Zaten sağlık hizmetlerine erişemiyoruz diyen her 4 kişiden birinin içerisinde büyük oranda o sağlık hizmetlerine erişememe gerekçesi içerisinde şu söylemi çok sık duyduk. Çocuğum hastalanıyor, artık doktora götüremiyorum. Çünkü verilecek herhangi bir ilaç artık paralı. Evet. Üstelik sosyal güvencesi çoğunun olmadığı bir kentten bahsediyoruz. Diyarbakır ve bölge kentleri aslında bakarsanız genel olarak sosyal güvenlik uygulamasının en zayıf olduğu kentler olmakla birlikte bunu dengelemek için yeşil kart uygulamasında çok yaygın geliştiği kentlerdi Diyarbakır ve diğer bölge kentleri. Ancak mevcut durumda yeşil kartın dahi bazı tedavi ihtiyaçlarını karşılamadı, yetemediğine dair pek çok söylem ve serzeniş diledik. Çocuklarla ilgili Evet. ama hastalığın, sağlığın ne durumda etkilendiğini bilmiyoruz. Şeyi çok sık duyuyoruz. Çocuğuma verecek süt alamıyorum. Çocuğum hastalanıyor, doktora götüremiyorum. İyice hastalanmasını bekliyorum. Çocuğum okula gidecek, harçlık vermiyorum. Mesela çocuğu okula gideceği için harçlık vermeyen aile sayısının çok fazla arttığını gözlemledik. Evde hazırladığı 3-5 küçük şeyle idare eden ya da çocuğunu evde doyurduğunu düşünüp çocuğa idare etmesini söyleyen aile durumlarıyla karşılaşmaya başladık. Ama özel bir çocuk araştırması Evet. yapmadık. Fakat sağlık erişiminde en çok dillenen şeyin çocuğum hastalanıyor ve götüremiyorum söylemi olduğuna tanık olduk. Peki Sayın Genç, işsizlik de tabii bu süreçte çok fazla artmış durumda. Zaten Türkiye'nin kronik sorunlarından biri. Bu Evet. da yansıdı mı? Daha doğrusu yaptığınız katılımcılar arasında işsizlik oranıyla ilgili bir veri var mıydı? Evet, çünkü biz şunu da sorduk katılımcılarımıza. Son bir yıl içerisinde hiç hanede işsiz kalan oldu mu? Kaç kişi işsiz kaldı diye. Doğrusu şimdiye kadar işsiz kaldığını söyleyenlerin oranı için şöyle bir yani %28 dolayında bir kesim.
Hanelerinde en az bir kişinin son bir yıl içinde işsiz kaldığını söylüyor. Ama bu oran 2-3'e, 4'e doğru da tırmanan katılımcılarla karşılaştık. Son bir yıl içerisinde %28'lik işsizlik oranı oldukça yüksek bir işsizlik oranı. Bunu daha önceki kronik işsizlik bağlamıyla birlikte düşündüğünüzde kentte çok ciddi bir işsizlik probleminin olduğunu düşünmek mümkün. Hele hele bu anketimize katılanların önemli bir kısmının genç, işsiz kalanların da genç ve orta sınıfa, orta yaşa yaklaşmış ama daha çok genç kesimden olduğunu da düşünürsek ciddi bir iş gücü kaybının da ciddi bir istihdam probleminin de bölgede hızlı bir biçimde geliştiğini söylemek gerekiyor. Çünkü %28 son bir yıl içerisinde işsiz kalan en az bir kişinin varlığı o hanenin aylığının da ciddi anlamda gelir bağlamının da ciddi anlamda düşmüş olması demek olur. Zaten ankete bir bakmış iseniz ki baktınız pardon. Orada şöyle bir ifade de vardı, öyle şöyle bir veri de vardı. Asgari ücret ve altında geliri olan katılımcılarımızın oranı %54'e yakın. Bu çok yüksek bir oran. Üstelik %38,5'unun önemli bir kısmı hiçbir gelire, düzenli gelire sahip değil. Ailesinden ya da yakın çevresinden küçük cep harçlıkları alıyorlar. Ve bu insanlar 18 yaş üstü, önemli bir kısmı evli, insanları da kapsayacak biçimde gelişiyor bu oranlar. Bunlar oldukça önemli veriler. Hane aylık gelirinin yarıya yakınının neredeyse açlık ve yoksulluk sınırı içerisinde dolanıyor olmasının kendisi de başka bir duruma işaret ediyor. Biz bölgede düzenli olarak aslında araştırma yaparken ekonomik verilerle ilgili mutlaka sorularımız oluyor. Ve bizim her yaptığımız araştırmanın ardından ekonomik verilere ilişkin ciddi bir düşme pozisyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Hane aylık gelirinde düşüş, temel ihtiyaçları karşılamada düşüş, işte işsizlik bağlamıyla ilgili çabalara ve o çabaların karşılık bulmasına dair düşüşler, işsizliğin artması, istihdamın zayıflamasına dair, sosyal güvencelerin giderek zayıflamasına dair sürekli artan biçimde verilerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bizi esas tedirgin eden bu. Yoksullaşmanın, ekonomik krizin nerede duracağını bilemeyen bir toplum ve bunun nerede duracağını söylemeyen veriler var. Sürdürülebilir bir biçimde yoksulluk meselesiyle karşı karşıyayız gibi geliyor. Sayın Genç, bu noktada şunu da sormak istiyorum. Tabii Türkiye'nin genelinde bir derinleşen kriz, yoksulluk var ama Diyarbakır başta olmak üzere bölge kentlerinde bir de kısıtlamalar ve hak ihlallerine yönelik politikalar sürdürülüyor. Bunlar da halkın refahını etkiliyorlar mı? Kuşkusuz, aslına bakarsanız bölgedeki yoksulluk bağlamının Türkiye'deki yoksulluğun bir parçası olmasına karşın oradan farklı ve özgün yanları olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımız da bize bunu çok fazlasıyla söylüyor aslına bakarsanız. Buralardaki yoksullaşmanın kendisi sadece maddi bir yoksullaşma meselesi değil. İnsanların sosyalleşme ve politikleşme ve temel hakları ile ilgili yaşamsal standartlarını düzenleme ve yükseltmekle ilgili süreçleri de sekteye uğradı. Bu oldukça önemli çünkü bölge Diyarbakır başta olmak üzere bölge kentleri genel olarak politik kentler skalasındaydı. Toplumsal kategorisi potansiyel olarak örgütlü, çoğu resmi ve fiili olarak bir sivil toplum ya da siyasal partiyle ilişkili olarak hayatını daha öncesinde sürdürüyordu. Üstelik bu sosyal ve siyasal örgütlenme biçiminin kendisi bölgenin Cumhuriyet tarihi boyunca sürdürülen yoksullaşma bağlamıyla baş edebilmesiyle ilgili çok önemli bir strateji olarak işlevleniyordu. Hem sivil toplum ağları hem siyasal politik pozisyonları itibariyle ve insanların aynı zamanda aile ve sosyal aile biçimleri, sosyal yapıları, sosyal örgütlenme halleriyle beraber ciddi bir dayanışma ağları mevcuttu. O yüzden yoksullukla baş etmek, savaşın, çatışmanın, yatırımsızlığın getirdiği krizlerle baş etmek çok büyük bir soruna dönmüyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada hem politik ağlar, politik resmi açık politik örgütlenmelerle ilgili dayanışma ağlarının zayıflaması ve insanların bu tip ağlardan ciddi anlamda uzaklaştırılmış olması, hem sivil toplumun hem dağılmış hem zayıflamış olması ve doğrusu toplumun yoksullaşma düzlemine dair neredeyse çok sınırlı çalışmalar yürütülüyor olması, hem komşuluk ilişkilerinin bozulması ve metropol kentleşme gibi süreçlerin ortaya çıkardığı kent yalnızlığının hızlı bir biçimde insanlara sirayet etmesi ve geniş aile yapılarının da bu yaşam koşulları ve modernleşme adı altında açığa çıkmış çağın gerekleri içerisinde zayıflamış ve çözülmüş olması insanların çok güçlü
direnç ağlarından da yoksun olmasına yol açmış durumda. Evet. Buralardaki esas problemlerden birinin de bu olduğunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü bölge kentleri zaten uzun yıllar boyunca Türkiye'nin her zaman en yoksul yerleriydi ama bu yoksullukla en çok baş edebilen, bu yoksulluğa rağmen mutsuz olmayan kentlerdi. Bakın TÜİK'in 2021 yılında araştırmasını, ki benim bazı problemli bulduğum, eleştirdiğim yanları olmasına rağmen TÜİK'in o araştırmasında Türkiye'nin en mutsuz kentleri, pardon, yaşam memnuniyet standartlarının araştırıldığı o araştırmada Diyarbakır başta olmak üzere ilk 10 içerisinde 6-7 kentin bölge kenti olduğunu görüyoruz. Evet. İlk sırayı bölge kentleri aldı. Tesadüf değil tabii bunlar, evet. Aynen. Hem öyle hem memnuniyet yaşam standartı Türkiye'nin en düşük olduğu kentler olarak bölge kentleri sıralanmıştı. Hem bu kentler son 7-8 yılda sosyal yapıyı da dokuyu da bozabilecek Kürt sorunuyla oldukça bağlantılı bazı politikalara da maruz kalarak bu memnuniyetsizlik, mutsuzluk ve yoksullaşmayla baş edebilme süreçleri konusunda sekteye uğramış, zayıflamış bir pozisyondan bahsediyoruz. Evet. O yüzden buralardaki yoksulluğu sadece Türkiye'nin içinde olduğu serencamın bir sorunu, bir sonucu gibi değerlendirmek hatalı. Hatta biz bu çalışmalardan yola çıkarak daha ileri bir şey söylemek isterim. Bölgenin yoksullaşması, sürdürülebilir bir yoksulluk içerisinde tutulmasının tam olarak Türkiye'nin yoksullaşmasını da beslediğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla aslında Kürt sorunu etrafında sosyal dokunun zayıflaması, yoksullaşmayla insanların politik hatlarının aslında zayıflatılmasının öngörülmesi gibi süreçlerin maliyeti sadece bölgeye değil Türkiye'ye de oluyor diye düşünüyorum doğrusu. Sayın Genç, son olarak şunu sorup noktalamak istiyorum. Tabii az önce siz de bahsettiniz. Birazdan biz de tiyatroların durumunu getireceğiz. İnsanlar tiyatroları, sinemalara gitmiyorlar. Bunu kesinlikle lüks olarak görmemek lazım. Onun da altını çiziyorum. Bunlar da ihtiyaç ama bunlardan vazgeçebiliyorlar. Fakat az önce siz de altını çizdiniz. Temel gıda ürünlerinden, barınmadan, eğitimden ve sağlıktan da feragat etmek zorunda kalıyor toplum. Ve daha kötüsü, bu diptir de diyemiyoruz. Gelen her gün daha da kötüleşiyor ekonomik anlamda. Bunun sonu nereye varacak? İnsanlar neler düşünüyor? Yurttaş neler düşünüyor? Bununla ilişkin görüşlerinizi almak isterim. Hı hı. Bir kere saha çok umutlu değil kısa vade açısından. Daha doğrusu mevcut idari yönetimin ekonomik, sosyal ve siyasal programının ortaya çıkardığı sonucun sürdürülebilir olması halinde uzun, orta ve kısa vadede bu yoksulluk halinden çıkabilecek gibi gelmiyor insanlara. Bu anlamda aslında en kötüsü yoksullaşmak değil, yoksullaşmanın umutsuzlukla buluşması. Maalesef. Bu kötü. Bölge kentlerinde, Diyarbakır'da bu umutsuzluk hanesini çok aman aman görmüyorsunuz. Evet, kısa vadede krizin aşılacağını düşünmüyor insanlar ama yoksulluğun verdiği umutsuzluk ve mutsuzluğa da çok gark olmamaya çalışıyor. Ama batıya doğru, örneğin İstanbul'a geldiğimde ilk gördüğüm şey umutsuzluğun ve melankolinin çok fazla tırmanmış olması. Evet. Bir kere işin en kötü yanı bu. Yoksulluk başlı başına kötü, yoksulluğun sürdürülü olması zaten çok kötü. Ama bunun aynı zamanda umutsuzlukla buluşuyor olması çok kötü. Çok hızlı bir biçimde toplumun kendi kaynaklarının yoksullukla baş edebilecek biçimde örgütlenebileceğini hatırlatmak ve toplumla birlikte bu sürecin aşılabileceğine dair bir dizi politikalar yürütmek gerektiğini düşünüyorum. Az önce bahsettiğim hem sosyal politik ağların, sivil ağların, dayanışma ağlarının çok hızlı ve acil bir biçimde aslına bakarsanız genişletilmesi, geliştirilmesi, toplumun yoksullukla baş edebilir hale getirilmesiyle ilgili sürecin hızlı biçimde işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir yanı olarak da doğrusu benim asgari geçim ekonomisi dediğim asgari geçim ekonomisini sağlayabilecek küçük üretim sahalarının hızlı bir biçimde yurttaşın, toplumun hizmetine girmesi gerektiğini düşünüyorum ve Türkiye'nin koşullarının buna uygun olduğunu sanıyorum. Evet. Bir üçüncüsü, hızlı bir biçimde temel ihtiyaçlar, bu temel ihtiyaçların içerisine sadece doğrusu kahvaltısını yapabilmek, akşam uyurken yemeğini yiyip tok karına yatabilmeyi kastetmiyorum. Aynı zamanda eğitim hakkı, sanat hakkı, buluşma hakkı, sosyalleşme hakkı, yani ruhun da beslenmesiyle ilgili, beynin ruhun da beslenmesiyle ilgili süreçlere erişebilmesiyle ilgili bir dizi dayanışma ağlarının, bir dizi bedava demeyeyim ama olağan ve hak çerçevesinde sunum alanlarının kurulması gerektiğini düşünüyorum.
bu ağlar kurulur ise, sosyokültürel bağlamlar kurulur ise en azından yoksulluğun umutsuzlukla buluşmasının önü kısmen azaltılabileceği gibi yoksullukla baş etmekle ilgili daha hızlı bir sosyal mobilizasyon ve siyasetin bu konuda çok daha etkili iş yapmasına dönük bir alan belki açılabilir. Ama mevcut durumda ne yazık ki hem yoksulluk sürdürülebilir bir pozisyonda görünüyor, hem Evet. kısa ve orta vadede insanların bu yoksulluğu aşabileceklerine dair umut katsayıları zayıflamış durumda. Buradan çıkaramadığınız toplumu çürütür ve dağıtırsınız ki Türkiye bu konuda çok da parlak bir yerde durmuyor doğrusu. Maalesef. Evet, Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Sayın Yüksel Genç ile değerlendirdik bu raporun ayrıntılarını. Sayın Genç, tekrar teşekkür ediyorum. Bayram günü konuk olup bizde bu araştırmanın ayrıntılarını değerlendirdiğiniz için bir sonraki yayınlarımıza tekrar görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar, iyi günler. Sağ olun. Evet, Sayın Genç de altını çizdi. Aslında yoksulluk ayrı bir sorun ama bir de yoksulluğun umutsuzlukla birleştiği yığınların oluşması ayrı bir problem. Tabii bu noktada özellikle önümüzdeki sürece ilişkin muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bir program etrafında birleşmeleri gerekiyor ve toplum içindeki bu umutsuzluğu tekrar yeşertebilecek, tekrar mücadeleye dönüştürebilecek ve tekrar eşit, adil paylaşımın bu topraklarda var olmasını sağlayacak politikalar da üretilmesi gerekiyor.